Parti var Sivas'ta. Sayın Valimiz Sivas'a geldi, ayağı uğurlu geldi. Ben olayı şöyle yorumluyorum. Gökyüzündeki kelebekleri uçak olarak nitelendiriyorum. Sivas'ı da bir çiçek bahçesi olarak nitelendiriyorum. Ve onlarca, yüzlerce kelebeğin o Sivas'taki çiçek bahçesine konmasını istiyorum. Efendim merhaba. Merhaba. Gerçekten de bir bayram duygusu var. Bir güzellik yaşıyoruz. Uçağımız geldi. Siz göreve başladığınızdan bugüne kadar da çok olumlu şey bir olay. Ne diyeyim size efendim? Çok önemli bir işin başı alanın kapanması Sivas'ın önünü tıkayan, gerçekten tıkayan bir konuydu. Şimdi havalimanımız açılıyor. İnşallah Sivas'ın da önü açılacak. Şimdi Sivaslılara düşen görev bunu yaşatmak ve önümüzdeki yıl her gün, hatta günde birkaç sefer olacak şekilde bu hava limanını açık tutmak. Özellikle yurt dışı uçuşlarına açılması için pist bakımı inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirilirse, yurt dışı uçuşlarına da açılırsa zannediyorum Sivas Havalimanı Türkiye'nin en iyi işleyen havalimanlarından biri olur. Biz bunu yurt dışında da ziyaret ettiğimizde Sivas temsilcilerimizin konuşmalarından anladık. Büyük bir talep var. Ayrıca yurt dışındaki iş adamlarının buraya ulaşması bakımından hiç düşünülmeyen çok büyük etkiler yapacak. Bunu Sivas ekonomisine, kültürüne, sosyal hayatına yapılan çok büyük bir katkı olarak değerlendiriyorum. Hükümetimizin verdiği müjdeler inşallah birer birer gerçekleşiyor. Sayın Valim, ben biraz evvel şunu vurguladım. Göreve geldiniz, çok olumlu işlere imza attınız. Bu bağlamda da bu havaalanı artık trafiğe açıldı bir noktada. Bizde bir tedirginlik var. Bizde demek ki yani bir zamanlar bu olay gerçekleşti. Tekrar uçak var, tekrar kaldırdı. Böyle bir sonuç olabilir mi efendim? Şimdi bu işler tamamen ticari işler. Ticari olarak bakmak lazım. Zarar eden bir yer ayakta tutmak mümkün olmaz. Kâr eden bir yerde asla kimse kapatmaz. Tabii bu bir başlangıç, ideal bir nokta değil. Ama kapalı olmasından bir gün bile olsa açık olmaz, son derece yararlı. Bir şeye sahip çıkılırsa orası yaşar. Yani Sivas'ın havalimanını yaşatmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'de en fazla hemşerisi olan bir il, yurt dışında en fazla hemşerisi olan bir ilin havalimanının yaşamaması diye bir şey söz konusu değil. Hükümetimizin de alacağı tedbirlerle biliyorsunuz özel havayollarının teşvik edilmesi, bilet fiyatlarının düşürülmesi söz konusu. Cazibe görürlerse muhakkak gelecekler. Mühim olan bu cazibeyi burada göstermek. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Coşkulu bir yüreğimiz var, kalbimiz var. Bir noktada bayram havası yaşanıyor Sivas'ta. Ve belediye başkanımız, aynı zamanda Sivas Spor'un kulüp başkanı Osman seçilmişle birlikte. Efendim, merhaba. Gözleriniz içi gülüyor. Gerçekten de Sivas'a büyük emeğiniz var. Sizin gibi tabii. Bugün gerçekten öyle. Coşkulu bir gündeyiz. İyi günler içinde olacağız. Aslında birlik, beraberlik, tesanüt olursa, özellikle dayanışma olursa, gerçekten güzel şeyler olacağı kanaatindeyim. Sivil toplum örgütleri, belediye, vilayet, işbirliği çok şeyler ortaya getirir kanaatindeyim. Özellikle biz belediye olarak bunun motoru olmaya gayret ediyoruz. Tabii sayın vekillerimizin ve bakanımızın da destekleri, ilgisi elbette ki her şeyin üstünde gelmektedir. Bu birlikte çalışmanın verdiği bir ürün. Dün sizin de bildiğiniz gibi İsrailli misafirler vardı veya Hollandalı misafirler vardı. Burada havalanı olursa şayet İstanbul'dan buraya gelmemiz, İsrail'den buraya gelmemiz, Hollanda'dan buraya direkt gelmemiz çok daha kolay olur diyor. Yani onlar özel uçaklarıyla işlerini takip için buraya, bu meydanı kullanarak gelecekler. Ben inşallah değerli Sivas halkının bu işe sahip çıkarak bizim yine desteklerimizle, ilgimizle daha güzel bir noktaya geleceğimizi ben düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Thank you.
Çayımız var bizim. Ne verecek? Öyle mi? Kolay Evet. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Yeniden çekecek. Sivas'a uçak seferi geldi. Dolayısıyla Sivas bir çiçek bahçesi ve kelebek kondu havalanımıza. İlk konuklarımızdan biri Serpil Çakmak'la. Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk uçak seferimizde siz geldiniz. Bundan önce Sivas'a geldiniz efendim. Bundan önce hiç Sivas'a gelmedim. Bugüne kadar 70'in üstünde film çektim. Evet. Bir tek Sivas kalmıştı. Onu da bugün geldim. Ama gelmeden önce buranın güzelliklerini, iş camiasının çok iyi, kökenli iş adamlarının çok güzel yatırım yaptığını, hatta uçakta Abdüllatif Şener Beyefendi ile geldik. Bol bol sohbet ettik. Gördüğünüz gibi zaten büyük bir tören var. Filmin konusundan... Sivas'a film için geldiniz değil mi? Tabii. Film için geldik ve bir ay kadar Su Şehri'nde, Sivas'ta kalacağız. Ve burada Sivas'ta yaşanmış olayları, gerçek yaşanmış öyküleri konu alıyor. Yani senaryo sadece hikaye olarak değil de burada yaşayan insanların anlatımlarıyla yola çıktık.
Yalnız mısınız efendim? Sinema filmi. Ben tek başıma geldim, ekip otobüsle geldi, ben uçakla geldim. Peki efendim, Sivas'a ne diyeceksiniz? Efendim? Sivas'a ne diyeceksiniz? Artık Piray bizim konuğumuzsunuz. Evet. Hemen bu bağlamda sizi Sivas TV'ye canlı yayına davet edelim. Boş bu zamanınızda. Tamam, siz ararsınız, ben size numara veririm seve seve. Tamam. Katılırım tabii ki. Amacımız bu filme onların da sahip çıkması. Çünkü Sivas'ı anlatan bir film. Bu film Türkiye'nin başka bir yerinde de çekilebilirdi ama özellikle Sivas insanının alt bazından çıktığımız için onun için onları çekiyoruz. Serpil Hanım, bizim bir gözlüğünüzü çıkarır mısınız efendim? Hala o güzel gözleriniz yerinde mi? Evet. Güneşe bakamıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı. Yani vuslat oldu. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. İlk defa Sivas'a geldiniz. Ben tabii bugün Türk Hava Yolları'nın ilk seferiymiş. Bunu indiğimizde öğrendim. Ama bu seferin açılacağını daha önceden şirketimizden öğrenmiştik. Genel müdürümüz açıklama yapmıştı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim Sivas'ı gezdiniz mi? Gördünüz mü? Sivas'a ben askerken daha önceden gelmiştim. Biliyorum. Bu meydana da daha çok sık gelmiştim. Biliyorum yani, meydanı da biliyorum. Hepimize hayırlı olsun. Efendim size minnettarız. Gerçekten de onurlandınız. Bize hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ben. Hoş bulduk. Ne diyeceksin? Bize onur ver. Olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önceden gelmiş miydiniz Sivas'a? Hayır, ilk gelişim. Benim de ilk gelişim. Evet. Bu arada hediyeleriniz için de teşekkür ederiz. Çok nadirsiniz. Ayağınız uğurlu gelin. İnşallah sürekli. Bol bol olur inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim hoş bulduk efendim. Bizi onurlandırdınız. Gerçekten de gurur duyduk. Çünkü yılların özlemi vardı. Bu özlemi bir noktada siz giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Bizim için de gerçekten güzel bir duygu. Yani Anadolu'da bu meydan açık olması bizim için de gerçekten hoş ve gurur verici bir olay. Umarız bundan sonra hep açık kalır. Bol müşterileriniz olur inşallah. Sivas'ta sizi görmekten gurur duyduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Kaptanım sizi alayım şöyle. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Bizi gururlandırdınız gerçekten. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. O gurur bize ait. Çok teşekkür ederiz. Sizin inşallah ayağınız uğurlu gelir de sürekli. İnşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sürekli sefer yapmak üzere inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oldu. Teşekkürler. Yıllardır bu özlemi çekiyorduk. Gerçekten de uçağımız geldi. Yani bir noktada hicran vuslata dönüştü. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Bizi onurlandırdınız. Teşekkür ederiz size. Biz de teşekkür ederiz. Genç bir hostes olarak ne diyeceksiniz? Ya Sivas'a, Sivas'a uçuşlarımızın başladığından çok memnunuz. İnşallah böyle her ilimize uçuşlarımız başlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet uygulandırdınız, onurlandık. Biz onurlandık. İlk seferimiz çok teşekkürler. Gönlümüz, yüreğimiz sizinle hep buraya inmeniz olsun. Teşekkür ederiz. Sağ Sayın basın hazırlar mı? Sivas açısından önemli bir gündür. Çünkü Sivas'ın öteden beri devam eden önemli sorunları var. Bu sorunların içerisinde en temel olarak ele alabileceğimiz konu ulaştırmadır, ulaşımdır. Ulaşım bir taraftan en fazla göç alan il olan Sivaslı hemşehrilerimizin doğup büyüdükleri kente gelip gitmelerinde güçlük oluşturmaktadır.
Diğer taraftan da nakliye masrafları sebebiyle iş gücünün, girişimin rekabetini olumsuz etkilemektedir. Tüm bunları dikkate almak suretiyle önümüzdeki yıllar itibariyle Sivas'ı ulaşım açısından rahat erişilebilir bir il konumuna getirebilmek için el birliğiyle çaba sarf etmekteyiz. Bu konuda tüm Sivas işbirliği halindedir. Sivaslı olan, İstanbul'da yaşayan iş adamlarımız da aynı duygu ve katkı içerisindedirler. Bunun bir parçası olarak bugün uçak seferlerini başlatmışız. Özellikle hava ulaşımının Sivas'a bulunmayışı, Sivas'a gelip gitmede büyük güçlükler oluşturmaktadır. Otobüse bindiğiniz zaman İstanbul'dan 13 saatte ancak Sivas'a ulaşabiliyorsunuz. 13 saatlik bir uzun kara yolculuğu elbette zaman zaman insanların seyahat kararlarını bile olumsuz etkileyebiliyor. Ama şimdi İstanbul'dan Sivas'a, Sivas'tan İstanbul'a bu uçak seferleriyle bir saatte ulaşmak mümkün olacaktır. Böylece İstanbul'da yaşayan çok sayıdaki iş adamımızın Sivas'ta iş yerleri açması, fabrika kurması da imkan dahiline girecektir. Sivas, Türkiye'nin en büyük açık hava müzesine sahip bir ildir. Hiçbir il merkezinde bu kadar geniş bir alanda tarihi eser yoktur. Osmanlı, Selçuklu, hatta daha önceki dönemlere ait tarihi eserlerin bulunduğu bölüm Sivas'ın bildiğiniz gibi ana meydanını işgal etmektedir. Bu turizm cazibesini de harekete geçirmemiz lazım. Kaplıcaları da yine aynı şekilde kaplıca turizmi diyeceğimiz bir başka açılım sağlayabilir. Bunların aktif hale gelebilmesi için ulaşım konusunda mesafe almamız gerekiyordu. Bu bakımdan 4 Eylül günü Bakanlar Kurulu Sivas'ta toplanmıştı. Ve Sayın Başbakanımız da açıklamalarını yapmışlardı. Sivas'a uçak seferleri başlayacak demişlerdi. Bunun kararı alınmıştır ve ilk sefer bugün yapılmıştır. Ve biz de İstanbul'dan bu ilk uçuşta geldik. Önce Ankara'dan İstanbul'a gittik. Daha sonra İstanbul'dan Sivas'a geldik. Bu gelişimizde uçakta çok değerli misafirlerimiz de vardı. Her şeyden önce Sivaslı İş Adamları grubuna teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sivas'ı bir daha görüp yatırım kararlarını bir daha gözden geçirme ihtiyacı hissettiler. Organize değildi ama Serpil Çakmak Hanım uçakta misafirimizdi. Şimdi de Sivas'ta misafirimiz. Buraya geliş sebepleri çekimine başlayacakları bir film nedeniyledir. Çığlığın dağlarda yükselişi. Pardon, Çığlığın dağlarda yükselir. Yükselir. Sinema isimli, yani. Evet, isimli bir film çekimi yapacaklar. Bu film çekimine Su Şehri dağlarında ve mağaralarında zor koşullarda bir ay süren bir çekim olacak, yapacaklar. Ve yöresel mahalli, yani Sivas'a özgü bir öyküden esinlenerek oluşturulan bir senaryoyu oynayacaklar. Ben inanıyorum ki bu filmi de hem Sivas hem Türkiye zevkle izleyecektir. İnşallah. Diğer taraftan iş adamlarımız var dedik. Bu iş adamlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas'a bağlılıklarını hem duygusal olarak hem de ekonomik olarak biliyorum ve takdir ediyorum hepsini. Ama şimdi hava ulaşımı da başladığına göre Sivas'ı uluslararası sermayeye açmamız lazım. Sadece Sivaslı sermaye, sadece ulusal sermaye yeterli olmaz. Uluslararası sermayeye açmak lazım. Bu ilk gelişimizde Amerikalı bir iş adamımız da beraberimizdedir. Marty Rosenbaum, kendisi tekstilcidir. Sivas'ı değerlendirmeye alacaklar. Sivas'la ilgili iş kararlarını gözden geçirecekler. Dün de bir İsrailli grup Sivas'taymış. Sivas'ın turizm potansiyeli üzerine inceleme yapmışlar. Bu demektir ki önümüzdeki günlerde güzel şeyler olacaktır. Sivas sevecen insanlarıyla,
gelenlere duyduğu yakınlıkla, samimiyetle, coğrafi, fiziki özellikleri ve tarihi dokusuyla herkesin ilgiyle, beğeniyle dolaşabileceği bir kenttir zaten. Ben tekrar basın mensuplarımıza ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Belki ilgi duyarsınız. Serpil Hanım da birkaç şey söylemek isterse sizin ağzınızdan da mahalli televizyonu... Ben şeyler yaptım ama aslında ekiple beraber ben yapmak istiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki Sivas'a ilk kez geliyorum. Ve artı Sivas iş adamlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü filmde valimizden, belediye başkanımızdan, iş adamlarına kadar her türlü konuda yardımlarını bize esirgemiyorlar. Öncelikle bunu iletmek istiyorum. Artı özellikle Sivas'ı çekmemizi istememizin amacı gerçekten burada yaşanmış bir öykü olduğu için senaryo ürünü değil de tamamıyla burada yaşayan kahramanların birebir burada herkesin bildiği bir öykü olacak. Onun için ilgi uyandıracağını umuyoruz. Çünkü artık İstanbul dışında çekilen filmler bir hayli ilgi görmekte. Bu kadar şimdilik söyleyeceğim, bu kadar. Evet. Basın telefonu. Evet, gerçekten de. Biraz evvel okuyacağım. İstanbul'daki Sivas, yüreğindeki Sivas'ı taşıyanlar 10.30 uçağıyla ve geri dönecekler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, merhaba. Bir vatla bir hicran var. Bir kavuşma, bir ayrılma. Şimdi biz uçağımıza kavuştuk. Sivas'a hasretim. Sivas'ın hasretini ve hasretini duymak için. İstanbul'da uçak seferlerinin başlamasıyla kendimi Sivas'ta hissetmenin mutluluğunu hissediyorum. Bu topluluk beni çok duygulandırdı. Aslında uçak seferleri haftada iki defa değil, her gün iki defa olmalı. Çünkü Sivas bunun hasretini uzun senelerden beri çekiyor. Sivas ülke değil, memleket değil. Çünkü niye? Sivas Kayseri'den de etraftaki Malatya'dan da her yerden de çok büyük olan bir yer. Şimdi Sivas'a iki defa haftada uçak bir şey değil. Cuma günü gelecek, pazartesi gidecek. Bu hiç kimsenin işine yaramaz. Eğer Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz, Sivas'ın ve başka meslek kuruluşları ve Sivas'tan hep beraber olduğu zaman sesini duyurmalı ve Sivas'a her gün iki defa uçağın gelmesini sağlamalı. Yoksa boykot edip bu uçağın seferlerini istemiyoruz. Herkes işini gelecek, sabahleyin Sivas'a gelecek, akşamleyin dönecek. Sivas'tan sabahleyin İstanbul'a gidecek, İstanbul'dan geri dönecek. Yani Sivaslı buna layık değil mi? Biz bir şeye, otobüse 40 milyon lira, 50 milyon lira veriyor. Gidiş geliş 100 milyon lira. 200 milyon lira uçağa veriyoruz. Niye vermeyelim ya? Bunu her Sivaslı verir. Bütün bugün Sivas'ta yani bu 25 bin tane talebesi var. 25 bin tane var. Bir sürü bürokratı olan, bir sürü iş adamı olan, bu kadar profesyonel, doktor olan, iş adamı olan bir Sivas'ın iki defa değil, her gün iki defa uçağa ihtiyacı var. Bakın bir ay bir defa denesinler. Ben de tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bir ay devam etsin. Her gün ilk defa uçak. Bu her gün dolacaktır. Ve buna Tokat'ta, Amasya'sı'da, Erzincan'da, Malatya'sı'da, Kayseri'sinde buraya gelecektir. Biz nasıl Kayseri'ye gidiyoruz? Onlar da bize gelecekler. O bakımdan ben hizmeti için, bugün için gerek belediye başkanımıza, valimize, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Ticaret Odası Başkanımıza ve meslek kuruluşlarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün Sivaslılara teşekkür ediyorum. Şu topluluk, şu kalabalık insanı duygulandırıyor. Evet Sayın Başkanım, bir şey söyleyeyim ben hemen. Şimdi bakın şimdi ağlayacaksınız. Sevgili Hüseyin abi, sevgili seyirciler, böyle yüreğinde sevgi var. Şimdi ben Hüseyin abi fazla konuşturmak istemiyorum çünkü o gözlerinde inci tanesi gibi yaşlar dökülür diye düşünüyorum. Çünkü bakın atletizme, boksa, futbola büyük bir emeği var. Gerçekten de spor camiası burada. Efendim ne diyeceksiniz siz? Efendim Hüseyin Yıldırım'a teşekkür ederiz. Bize yakın boksörümüz Hüseyin Yıldırım boks eğitim merkezinden gelmiştir. 11 araba geldik ve Hüseyin Yıldırım'ı sağ selim gördük. Ona sporcularım adına hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Başkan. Başkanım. Belediye Başkanlığı boks müsabakası yakışır, Hüseyin Yıldırım'a yakışır. Ben de Sivas'ın antrenörü olan Kemal kardeşim, onun camiasında bulunan boksörlere çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük teveccüh gösterdiler. Buradaki bu topluluk beni çok duygulandırdı. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Tabii insan... ...bildi burada bu uçak sevdası. Bir başka bir... Burada tabii bir nostalji yaşıyoruz. Dostlarımızla, abilerimizle, büyüklerimizle birlikteyiz.
bambaşka duygular içerisindeyiz. Sivas'ın çok güzel görüntüleri var burada şu anda. Tabii gerçekten Hüseyin abi bir Sivas aşığı. Zannediyorum ki yakın zamanda buraya gelecek, buraya havalanda kalacak, dönüş biletini alacak. Biz de ya kelle, ya Sivas kebabı, ya döner götüreceğiz. Et ekmek burada yiyeceğiz, ondan sonra tekrar gidecek. Yani böyle bir özlem var, böyle bir hasret var bütün Sivaslarda ve ağabeyimizde. Tabii bugünler, bu güzel günler devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii Kemal abimizin söylediği gibi Sivas'ta gerçekten hem Sivas'ta hem Türkiye'de Türk boksuna emeği geçen Hüseyin abinin yeri bellidir. Kemal Bey'in de Sivas'a büyük emekleri vardır. Zaten Türkiye'de derecesi vardır. İnşallah birlikte, onlarla birlikte belediye adına bir turnuva, boks turnuvası düzenliyoruz. Tabii söz değil, her zaman görev olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşüp programlayacağız inşallah. Sağ olun efendim. Evet, Suha abi çok kısa. Ben de Hüseyin Yıldırım abimizin, Hüseyin Yıldırım hocamızın, Hüseyin Yıldırım Federasyon Başkanı hemşerimizin şahsında tüm bu uçağın gelmesine vesile olan kişilere teşekkür ediyorum. İnşallah devam edecek. Sevgili seyirciler, bakın şunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten de Sayın Başkanımızın vurguladığı gibi burada bir nostalji yaşandı. Gerçekten de burada hemen... Selam milletvekilimize burada hemen yakaladık. Efendim bir dakika, çok az, çok az. Burada Sivas sevdalısılar burada. Sivas evet. Duygusu yaşanıyor. Evet. Büyük bir emeğiniz var uçağın gelmesi için. Şimdi Halil Bakan demiş ki gidemediğin yer senin değildir. Bugün vakit her şeyden önemli. Bu insanlara vakit kazandırıyoruz. Eğer Sivas'a uçakla gelemiyorlarsa Sivas onların değildir. Geliyorlarsa onlarındır. Teşekkür ederiz. Tamam. Bir bayram havası vardı havaalanında. Gerçekten de muhteşemdi. Tabii bu hasretle hasretimiz giderildi. Ancak hasretimizin gerilmesi daha o seviyede kalmasını istiyoruz. Sivas ekonomik yönden, Sivas bilimsel yönden, Sivas kültürel yönden zirvede olsun istiyoruz. Ve bu işlere ön ayak olan, ülkenin başına gelen Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetim kurulu başkanı, diğer sayın valimizi, sayın başkanımız izlediniz. Ve konuklarımız bir günlüğüne geldiler buraya. Dinlemek için büyük otele geldiler. Biz de onları yalnız bırakmadık. Öncelikle hoş geldin hocam. Merhaba. Hoş gördük. Nasılsınız? Her önemli etkinlikte burada oluyorsunuz. Hasret gideriyoruz. Memleketimizi görüyoruz, dostlarımızı görüyoruz. Onun için böyle önemli günlerde burada olmayı arzu ediyoruz. Uçağımız geldi, uçağımıza kavuştuk. Sizinle yoğun bir çalışma temponuz vardı İstanbul'da. Tabii katkı sağladınız. Bu uçak seferlerinin sürekli olması için ne yapmamız gerekir efendim? Tabii en başta Türk Hava Yolları ekonomik bir kuruluş. Dolması gerekiyor. Dolması için de onun alışkanlık yaratılması gerekiyor. Bir defa uçağa binen kişi 1000 kilometrelik mesafeyi eğer ekonomik durumu müsaitse uçaktan hiç vazgeçmez. Ama zannediyorum ki bu haftada 2 gün, hafta başı ve hafta sonu değil de başlangıçta en az 3 gün, yani pazartesi, çarşamba, cuma, sonra da her gün olması gerekiyor. Her gün olduğu vakit zannediyorum ki bu dolacaktır. Çünkü 18-20 bin tane öğrenci var üniversitemizde. İş adamlarımız çok önemli yer tutuyor. Bunun yanında yalnız Sivas olarak düşünmemek lazım. İstanbul için Tokat ve çevreyi de düşünmek lazım. Bu alışkanlık yaratıldığı vakit zannediyorum 70-80 kişilik bir uçak her gün dolar. Ve dolduğu takdirde de bu çok iyi olur. Biliyorsunuz bir 4 Eylül Özel Üniversitesi, yani vakıf üniversitesi kurulması düşünülüyor. Zaten öğretim üyelerinin gelip gidebilmeleri, burada blok dersler vermek üzere gelmeleri için de ayrıca muhakkak uçağın günlük olması gerekiyor. Ümit ediyorum bu uçak seferleri Sanayi ve Ticaret Odamızın gayretleriyle olacaktır. Olmazsa hepimize salma getirecekler. Diyecekler ki senede 3 bilet gidiş geliş alacaksın diyecekler. 5 bilet alacaksın diyecekler. Bizler de alacağız. Böylece kimse bize efendim dolmuyor, olmuyor, ziyan ediyoruz dememesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sivas'a hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Demir. Mustafa Keskin Bey'in sayın başkanımızın arkadaşıyım 7 yaşından beri. İstanbul'dan misafir olarak geldim. Ben kendilerine teşekkür ederim. Bütün heyete teşekkür ederim. Çok mutluyum ama bundan sonra çok özledim. Sivas'a geleyim. Zaman geçti ve evet 30-35 sene sonra geldim. Bundan sonra da artık herhalde 3 ayda bir gelirim.
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Evet, sevgili Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben öncelikle Sivaslı iş adamlarının, İstanbul'da bulunan Sivas Sanayi İş Adamları grubunun selam ve sevgileriyle önce onları getirdik ve uçakla buraya geldik. Bizim söyleyeceğimiz, hep söylediğimiz bir şey var. Ulaşımın olmadığı yerde turizm de olmaz, sanayi de olmaz, iş de olmaz. Ulaşım varsa bunların hepsi onun içine giriyor. Uçak Sivas için önemli bir ayak bu turizmle ilgili, işle ilgili. Dolayısıyla bir inkıtaya uğradı. Daha önce de böyle bir güzel bir açılışla gelmiştik. Bir inkıtaya uğradı. İnşallah bundan sonra Ticaret Odası Başkanımızın da daha önceki ikili görüşmelerimizde söylediği teyitleri var. Bir daha inkıtaya uğramayacak. Çünkü onun altyapısını, ona biraz önceki hocamın ifade buyurduğu gibi uçağın malzemesi insansa, yolcuysa onu temin edeceklerini ifade buyurmuşlardı. Zaten Sayın Başbakan Yardımcımızın da bunda büyük gayretler oldu. Bizimle birlikte zaten basın toplantısı da yaptı, geldi. İnşallah bundan sonra Sivas'ın bu ulaşım meselesi, uçak olayı 10 saatlik, 12 saatlik yolun 1 saate düşmesiyle Sivas'ın İstanbul'a yakınlığı özellikle sağlanmış oluyor. Yani 1 saat İstanbul'da bir muhitten bir muhite gidiyorsunuz. 1 saatte İstanbul'dan Sivas'a gelmek oradaki Sivas hasreti çeken insanlar için bulunmaz bir nimet oluyor. O bakımdan iş adamı olsun, Sivas sevdalısı olsun, tarihle ilgili ilgisi olanlar olsun, bu uçağı duyduğu zaman bu iyi organize olur, iyi reklamı da olursa zannediyorum ki artık bu yolculuk bu sürekli olacaktır. Sivas'ımız için isabetli olacaktır, gurbetlikleri azaltacaktır. Uçak olmadığı zaman 12 saat insana bir yorgunluk veriyor. Gurbetliğin hasretini çekiyorsunuz ama yol gözünüzde büyüyor. Dolayısıyla şimdi bir saate indiği zaman ortadan gurbetlikler de kalkacaktır. Sivas sevdalıları, Sivas'ı sevenler neden gelmesin o zaman? Biz o sevdayla gelmeyen arkadaşlarımızın da duygularını alarak, selamlarını alarak buraya geldik. Gelmekten çok mutluyuz. Devamını diliyoruz hayırlısıyla. İnşallah Sivas'a büyük kazanımlar getirir bu uçak seferleri. Bütün Sivas halkına hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Evet. Yine katılıyorum. Çok değerli başkanımın zaten altyapısını yapmış bulunuyor. Bütün iş adamlarına ve Sivaslı hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen başbakan yardımcımıza, valimize, hele çok genç, dinamik altyapısını hep çalışarak öğren başkanıma da teşekkür ediyorum. Sivaslara hayırlı uğurlu olmasını temenni diliyorum. Efendim merhaba. Siz hoş geldiniz. Siz ekranlara yabancı değilsiniz. Ekrem Bey ne diyeceksiniz? Gerçekten de Sivas bir sevdalısına kavuştu. Çok kısa efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben 25-30 yıldır Sivas merkezli buraya gelen insanların içerisinde firması olan tek kişiyim. Bu konuda Sayın Osman Yıldırım ve Şemsettin Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Yeni başlayan bu seferlerin başlatılmasıyla ilgili gösterdikleri gayretten dolayı. Bugün 125-150 bin nüfuslu Trabzon'da, 250-300 bin nüfuslu Kayseri'de 4 tane uçak kaldırıyor da Sivas'ta bir tane uçak yoksa bunu Sivaslı hemşerilerimin düşünmesi lazım. Türkiye'de il bazında ilinin dışında en çok nüfus bulunduran il Sivas. O halde ben Sivas'da şu anda ekranları başında bizi seyretmekte olan hemşerilerimize Sivas'a geldiklerinde veya gittiklerinde uçağı tercih etmeleri konusunda onları haberdar etmelerini, buradan da giderken uçakla gidip gelmelerini arzu ediyorum. Bu vesileyle bütün Sivaslı hemşerilerime saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Efendim merhaba. Siz de hoş geldiniz. Ben Doktor Beyzade Özkahraman. İstanbul'da sağlık kuruluşlarım var. Sağlık işletmecisiyim. En son 2 yıl kadar önce gelmiştim Sivas'a. Sivas gerek Türkiye'nin büyük kentlerine gerek yurt dışına en çok göç veren kentlerimizden birisi. Önemli bir kentimiz. Doğup büyüdüğümüz yerler. Özlem duyuyorduk. Tabii ki Ticaret Odası'nın ve bizim İstanbul'daki iş adamları grubumuzun önderliğinde böyle bir uçak seferinin düzenlenmesi, bizden getirmesi çok mutlu etti bizi. Bunun devamını diliyoruz. Umarım ki Sivas'ın kalkınmasında, birlik beraberliğinde, kardeşliğin oluşmasında bu ulaşımın çok büyük katkısı olacaktır. Ben halkımıza, Sivas'ımıza,
Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasın diliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Ali Sicim ben. Sivas Sanayici ve İş Adamları grubu üyesiyim. Bugün Sivas'a gelen bir uçakla geldik. Bu uçağın Sivas'a konmasında emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza ve Sayın Bakanımız Abdülhatif Şener'e teşekkür ediyorum. Duygularımızı Mustafa Başkanımız yansıttı. Teşekkür ediyorum size. Efendim, merhaba. Ben Hüseyin Duran Taşkıran, Kamber Bey'in misafir olarak geldim. Divri'de kooperatif başkanlığı yapıyorum. Tüm Sivaslara hayırlı olmasını diliyorum uçağımızın. Teşekkür ederiz. Efendim, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Avukat Erhan Ekici. Uçak seferlerimizin Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Umarım devamı gelir ve bir şekilde Sivaslımız buna sahip çıkar. Evet, bizim de dileğimiz, isteğimiz herkes içtenki arzularını vurguladılar ama bu olayın sürekli olması için siz büyük desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Yani bize destek verin diyoruz. Genç bir iş adamı olarak. Tabii tabii, biz de elimize gelen bütün desteği veriyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Merhaba Ahmet abi. Merhaba, hoş bulduk. Geldiniz, döneceksiniz. Yani Sivas uçak seferlerinin yeniden konulması münasebetiyle iş adamları grubu olarak biz gerekli katkıyı sağlamak için, bugünü beraber olmak için geldik. İnanıyoruz ki Sivaslılar uçağı hasrettiler. Bu hasrettiğimiz bitiyor. Bundan sonra Sivas'taki sanayicilerimiz, İstanbul'daki sanayicilerimiz bizlerin katkılarıyla, buradaki arkadaşların katkılarıyla uçak seferlerimiz devam edecektir. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Tüm Sivaslıların da buna katkı vereceğine inanıyorum. İstanbul'daki iş adamları katkı verecektir. Biz kendilerine görüştük. Herkes haftada bir de olsa gezmeye de gelmeye kalksa Sivas'a uçakla gelip uçakla gideceklerdir. Tüm Sivaslılara hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Emeğiniz çok, hiç yasınamaz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun. Efendim, merhaba. Merhaba efendim. Arif Güneysel. İstanbul'da sanayiciyim. Sivas Sanayici İş Adamları Grubu Yönetim Kurulu üyesiyim. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Özlem gideriyorum. Sivas'ımız için hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sevgili seyirciler, efendim merhaba. Siz de bir Sivaslı iş adamı olarak ilk defa uçağımız geldi. Siz ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Necati Çelik Akmemer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Ben uçağımızın gelmesiyle çok mutluyum ve bunun için de İstanbul'a gittim. Ben ilk uçağımızda İstanbul'dan buraya geldim. Sayın Başbakan yardımcımızın büyük emekleri geçti. Her şeyden önce kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka ki bu uçağın sanayimiz için ve Sivas'ımız için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Ki ataların dediği gibi gidemediğin yer senin değildir ifadesinden çıkarak uçakla 2 saatte 1 saatte geleceğimiz yer öbür türlü saatlerce yol gidiyorduk ve yorgunluk çıkartamıyorduk. Geri dönemiyorduk, işimiz aksıyordu ve en güzel bizi sevindiren olay ki yıllardır gidip gelip ihracat yaptığımız Amerika'daki iş adamlarını bu sayede çok daha rahat ve kolay Sivas. Efendim, ben hemen bunu sormak istiyorum. Siz mermer sektöründe, sevgili seyirci, Akmermer bildiğiniz gibi mermer sektöründe Sivas ve Türkiye genelinde söz sahibi bir firma. Yani potansiyeli olan, kalitede ve üretimde zirvede olan bir kurum. Şimdi efendim şunu öğrenmek istiyorum ben. Sivas sanayisine uçak seferlerinin gelmesi ithalata, ihracata yönelik fayda sağlar mı efendim? Mutlaka. Şimdi bizi 3 yıldır ihracatımız olan bir firmanın yöneticilerini buraya getiremiyorduk. Biz şimdi mermer firma ismi olarak mermer geçiyor ama biz çorap sektöründe de ayrıca imalatımız var. Ve biz tekstil sektöründe ihracatımız daha ağırlıklı. Bizim tabii öne çıkan yönümüz belki mermer ama tekstil sektöründe biz Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Ve bu insanları buraya getirip kendimizi tanıtmamız, bizi görmeleri daha fazla belki güvenlerini sağlayacak. Birkaç yıldır bizim ticaretimiz devam ediyor ama daha da iyi olacak. Bunların Sivas'ı tanımasını sağlayacağız. Sivas'ın turizm yönünden de gelişmesini sağlayacak inşallah. Yani bunun için ki özellikle bir de ilk uçağımızın böyle dolu olmasını sağlayan Sivas Sanayici ve İş Adamları grubuna ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi destekliyorlar, sağ olsunlar. İnşallah bundan böyle
ki sabah Sayın Başbakan Yardımcımızdan aldığımız bilgiye göre bir takım gelişmeler de var. Ucuz enerji, efendim SSK primlerinde, vergide bir takım şeyler olacak. Daha değişiklik getirecek Sivas. Tabii şimdi evet. Sabah özellikle Başbakan Yardımcımızla bir saate yakın görüşme imkanımız oldu. Bunlarla ilgili de oluyor bu dedi ki bunlar olduğunda da çok daha iyi bir noktaya gelecek. Yatırımlar da Sivas'a yönelecek. İnşallah bunun hem yatırım hem de turizm açısından da Sivas açısından çok önemli bir olgu veya oluşum olduğuna inanıyorum. Bu işte emeğe geçen herkese, ticaret odamız dahil, İstanbul'daki iş adamları grubu dahil, ki sağ olsunlar orada Sayın Ahmet Uludağ dahil herkes birebir ilgilendi arkadaşlarımız. Herkese teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu dile getirdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Evet, İstanbul'dan yüreklerindeki sevgiyle buraya gelen işte onlarca kişiyle röportaj yaptım. Bilmiyorum yani bir noktada burada bir Sivas teneffüsü var. Çünkü neden var? Kalktılar, işlerini güçlerini bıraktılar. O uçağın dolu olması için geldiler buraya ve buradan geri dönecekler. Efendim merhaba. Sayın Başkanım, tatlı bir ortam, güzel bir ortam. Başkanımıza da gerçi konuşacağım ama bu olayın sürekliliği için ve bu ulaşım güzelliğinin diğer sektörlere yansıması için ne yapmamız gerekir efendim? Tabii her zamanki şirinliğinle insanları bugün de güldürdün, sağ ol. Seni seviyoruz. Bu atmosferin devam etmesi için en önemli olay dışarıdaki yaşayan iş adamlarımızın haricinde de Sivas'taki yaşayan iş adamlarımızın bu olaya sahip çıkması lazım. Yani lütfen artık bu uçak bizim için önemli bir olay olduğunu defalarca söylüyoruz. Türk Hava Yolları kaldırıyor. Biz yine uçağın geri getirilmesi için elimizden geleni çabalıyoruz. Şu işimiz önemli bir problemdi. Bunu çözdük. Lütfen Sivas'taki iş adamlarımız artık bu işe duyarlılık göstersinler. Yani 16 saatlik bir seyahat yerine 1 saat 15 dakikada lütfetsinler. Buraya kadar gelip gitsinler. 2 gün sonra hastamız olacak, ölümümüz olacak, dirimiz olacak, düğünümüz olacak. Yani bu uçak olmayan bir yerde turist de olmaz, turizm de olmaz, sanayi de olmaz, gelişmeye de olmaz. Yani para gelecekse bu ile, işte bugün İsrailleri gönderdik mesela. Gelen uçakla İsrailli iş adamları gitti. Bir taraftan Hollanda'dan gelen uzmanlar gitti. Bir taraftan bugün sanatçılarımız geldi. Milletvekilimiz geldi. Başbakan yardımcımız geldi. İş adamlarımız geldi. Yani bu en önemli bir araçtır. Biz Sivaslılar olarak, merkezde yaşayan insanlar olarak artık lütfen uçağa yönelmemiz gerektiğine inanıyorum. Ödeyecekleri vergiden düşüyorlar. Uçak bir artık bugünkü çağda. Başkanım pardon, vakit nakittir olayı. Yani bu çok özel bir şeydir ve cuma günü ve pazar gününe koydurduk bu seferlerde, pazartesine. Cuma ve pazartesi günü gelecekler. Pazartesi, cuma günü gidecek, pazartesi günü gelecek. Bu uçak seferlerini 5'e 6'ya 7'ye çıkaracağız. Halkımızın bu işe duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Bir daha bize uçak seferlerimi istiyoruz diye, uçağımızı istiyoruz diye kampanyalara maruz bırakmasınlar. Çünkü bu uçak eğer rentabl olmazsa yine kaldırılacaktır. Bunu buradan söylüyoruz. Lütfen yani arabamla gideceğim falan filan bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Uçağa bir an önce yönelelim ve bu seferlerin devamını sağlayalım. Bize en büyük olay iş adamlarımıza falan değil. Bizim Sivas'taki yaşayan insanlarımıza düşüyor bu olay. İstanbul'da yaşayan iş adamları buraya gelip gidecekler. Ancak seferler açık olursa, bak bugün 40-50'ye yakın iş adamı geldi İstanbul'dan. Çok önemli bir olay bu bizim için. Bundan da gurur duyuyoruz. Yani şu anda da teşvikler falan derken Sivas'ta önemli bir yere geldi. İyi şeyler oluyor. Bugün gördünüz yani aslında oradaki manzara her şeyi ifade ediyordu. Bir hacı karşılar gibi bir olay vardı. Yani lütfen insanlarımızı bu konuya daha çok sevgili seyirciler, benim bir önerim var. Ben şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Tabii kim gerçekleşir onu bilemiyorum. Şimdi yılda tatile 15 gün giden insanlar var. Ben bu uçak seferinin sürekli olması için şunu öneriyorum. 3 kişilik bir aile uçağa binsin, İstanbul'a gitsin. 2 gün orada kalsın, 15 günlük tatilini geri gelsin. Amaç burada 3 kişinin o
uçakta yer alması ve uçağın doluluk oranını yükseltmesi, bilmiyorum. Gerçekten çok bir önemli bir olay. Bana nasıl yansır, sokaktaki vatandaşa nasıl yansır demeyelim. Bir lokantacıya da yansır, bir minibüsçüye de yansır uçağın buraya gelip gitmesi. Çünkü hem ekonomik yönden hem bilimsel yönden ulaşımın çok önemli etkisi var diye düşünüyorum. Ve son olarak Serpil Hanım'la havalanında ilk görüştüğüm kişilerden biri oldu. İkincisi Sayın Başkanımız oldu. Onlar tekrar buraya geldiler. Tekrar bir kez daha mikrofonu uzatayım efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İlk kez gördüm ben sizi orada. Evet. Ve uçakla ilk gelen sanatçı unvanını da aldınız siz. Siz hoş geldiniz dedim. Şimdi evet. İnşallah Sivasspor'a da uğurlu gelirsiniz. İnşallah. Ne diyeceksin efendim? Bir de söz verdiniz bana, canlı yayınıma konuk olacaktınız. Bak. Tabii ki ben sözlerimi genelde yaparım. Sette bir boşluk muhakkak olacaktır, yayına katılırım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten orada da ifade ettim ama Sivas'a ikinci kez oluyor. Ama unuttum tabii, yıllar geçmişti. Onu siz bana hatırlattınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten duyuyorum burada sanayinin can damarı dediğimiz iş adamlarımız gerçekten burada Sivas'talar ve kalbi gerçekten atıyor. Belki bunu çoğu insanlar da bilmiyordur. Ben bir sanatçı olarak gerçekten bugün ilk uçak seferinde ki katılıyorum, çok fazla olmalı. Niçin Türkiye'nin her yerine kalkıyor da Sivas gibi önemli bir yerde bu kadar sanayinin var olduğu bir şehirde neden olmasın? Öncelikle onu ben de dile getirmek istiyorum. Artı mutluyum. Gerçekten son derece belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, efendim beyefendi olsun. Herkes elinden gelen yardım filmde de yapıyorlar. Gelmeden önce ne kadar misafirperver olduklarını duymuştum Sivas'ın. Ve gerçekten öyle. İnşallah bizim filmimiz için de çok iyi olur. Buna inanıyorum bütün kalbimle. Geldiğim için çok mutluyum buraya. Bir de Abdülhatif Şener Beyefendi ile de aynı uçakta seyahat ettik. Kendisi hemen bilgileri aldı. Bu arada kendisinin de ne kadar sanata ve kültüre değer verdiğini yakından tanık oldum. Hemen sinema filmimi, dizi filmim olduğunu ve nerede geçtiğini, hemen senaryonun içeriği hakkında da sohbet ettik. Gerekli yardımları da kendisi yaptılar. Basında bizzat benim olmamam gerekiyordu ama özellikle kendisi aldı. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. Efendim hemen çok kısa bir sorum olacak. Yaklaşık bundan 15 gün evvel Hande Yener buradaydı. Sivas'ta sonbahar mevsiminde insanlar romantizme yönelirler. Hande Yener'e de aynı soruyu, kalbiniz boş mu bilmiyorum ama Hande Yener'e söyledim. İşte Sivas'ın o güzelliği, o muhteşemliği etkiliyor. Fazla Sivas'ta kalmayın çünkü Sivas böyle romantizmde zirvede olan bir kent. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Sivas'a 8 kez geldi gitti. Evet. Hep de sonbaharda geldi. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten de sonbahar romantizmde Sivas sevdasından kaynaklanıyor. Ben bu uyarıyı size yapıyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Mersin. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Evet. Yani zaten Sivas'ın Sivas'ın bir kültür şehri, bir tarihsel süreçle gelişmiş kardeşlik, barış, hoşgörü şehri. Onun için sonbaharda da gelseniz Sivas romantik, ilkbaharda da gelseniz Sivas romantiktir. Buraya gelen insanların başını döndürür. Onu belirteyim ben. Tabi bugün ben öncelikle her konuda, her zaman İstanbul'da bir kendi evimiz gibi görerek müracaat ettiğimiz iş adamları grubumuza teşekkür ediyorum. Her konuda desteklerini sürdürüyorlar. Sonunda da yine böyle bir davetimizi de bulunduk. Kendileri de kabul ettiler. Tabii biz artık gelişmişliğin bir göstergesi olan uçak seferlerinin devletin de bir sosyal görevi olduğunu belirtiyoruz. Ve devletin de artık burada ya bunu özel sektöre tamamen devretmesini veya da kar veya zararı hesaplamasının çok doğru olduğu mantığında değiliz. Ama yine de her şeye rağmen biz bu Sivas'ın var olan potansiyelini harekete geçirerek günlük bir uçak, belki ileriki yıllarda günde iki uçak inip kalkacak
bir potansiyelimiz var. Önemli olan potansiyeli harekete geçirmek. Biz yoğun bir şekilde onunla çalışıyoruz. Biliyorsunuz birincimiz uçağımızı getirmekti. Şimdi sahip çıkmak ve sonuna kadar da sahip çıkacağız. Sahip çıkmak için de uçmamız gerekir. Ben her Sivaslı'nın imkanı olan her Sivaslı'nın yılda bir sefer uçakla seyahat etmesini istiyorum destek bakımından. Zaten öyle olduğu takdirde herhangi bir sorun kalmayacaktır diyorum. Ben teşekkür ediyorum sana. Evet, bir son, buyurun efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ben ismim Müşleba Sarönder. Sivas Hizmet Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün gelmiş olduk uçakla. Uçakların devamlı çalışması için bir tek önerim var benim. İstanbul'daki sanayicilerin burada küçük de olsa imalatçı olarak, perakendacı olarak, toplantı olarak bir şube açmaları. Ve bunu teşvik edip, bunlara yer gösterip, yardımcı olup bunu yaparsak herhalde biri değil iki uçak ancak kafi gelir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de. Evet, sona geldik efendim. Bilmiyorum işte bir noktada sevda giderildi. Bir noktada ekonomide zirveye çıkmak için ilk adım atıldı. Görüntüleri, mesajları dinlediniz. Tekrar birlikte olacağız efendim. Saygılar sunuyorum. Telefon geliyor bana, diyorlar ki
iyi duygularımızı, iyi düşüncelerimizi sürekli birbirimize ifade etmek, dostluk, kardeşlik atmosferi ortaya çıkarmak işin başıdır. Sanayileşmek için söyledikler gerekir. Turizmin gelişmesini istiyorsak aynı gerekir. Yine söz konusu. Bu bakımdan ben bir süpermen değilim Sayın Başkanım. Her gün olduğum için zaman iddia etmem. Hem bizim sorumluluğu olduğu gibi benim de sorumluluğum var. Siz de üzerinde düşeni yerine getireceksiniz. Ben de üzerinde düşeni yerine getireceğim. Sivas'ın birinci planda huzur içerisinde yaşanabilir bir kent olması lazım. İnsan ilişkileriyle, doğal çevreyle, tarihi, kültürel zenginlikleriyle bunu yakalamamız lazım. Bunu gerçekleştirdikten sonra her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Ve hükümetin kurulduğu ilk günden beri, hatta AK Parti'nin kurulduğu ilk günden beri bunu oluşturmaya çalışıyorum. Seçim kampanyası boyunca hiçbir yerde bizim partiye oy verin diye kimse söylediğini hiçbir an